Alevilik dersleri. Aleviliğin meşru varlığı Türkiye'de kabul edilmiyor. Osmanlı'nın kılıcı, Şeyhülislam'ın fetvaları ve onların imha fetihçileri de Aleviliği yok edemedi. Cumhuriyet döneminin asimilasyon ve katliam politikaları da beklenen sonucu almadı. 12 Eylül'ün Alevi köylerine zorla cami yapma projesi ve okullarda zorunlu, mezhepçi din dersleriyle beklenen asimilasyon da arzu edileni sağlamadı. Aleviler ve Alevilik var olmaya devam etti. Hatta daha da güçlenerek. Örgütlenerek küresel güç oldular. Avrupa ülkelerinde eşit haklar sözleşmeleri imzalıyorlar. Türkiye'de ise Alevilik din derslerinde yok edilmek isteniyor. Şimdi de Alevi açılımı adı altında bir eğitim düzenlemesi hazırlanıyor. İlk ve orta öğretimde okutulan zorunlu mezhepçi din derslerinin yanına ek olarak 4. din dersini Ehl-i Beyt yolu dersi olarak koymak istiyorlar. Hedef belli. Adım adım Ehl-i Beyt yolu dersi üzerinden Alevileri Ehl-i Beyt camisine taşımak. Aleviliğin bu ders üzerinden asimile edilmesi kolaylaşacak diye umuyorlar. Başkaca hedefleri de var. Aleviler tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden zorunlu din derslerine karşı davaların önünü kesmek ve Alevi çocuklarından dindar ve mezhepçi nesil yaratmak. Hedef, Alevi çocuklarını eleştirel ve sorgulayıcı düşünceyle girdiği hak ve adalet arama yolundan, evrensel dünya görüşünden, barış içinde yaşamak istediği ulu yoldan koparmak. Alevilik ilimden giden yolun adıdır. AKP hükümetinin Sünni ulemanın Emevi zihniyeti yansıtan mürekkebiyle yazacağı Ehl-i Beyt yolu dersiyle Alevi çocuklarını yolundan koparmak istiyor. Oysa Alevi çocuklarının ve gençlerinin yolu bellidir. Kerbela'da Yezid zaliminin zulmüne ve halifeliğine karşı Hüseyin'i duruşun yoludur. Pir Sultan Abdal'ın bozuk düzende sağlam çark olmaz öğretisiyle hak ve adalet arama yoludur. Hacı Bektaşi Veli ise ilimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır diyerek doğmaların gerici dünyasına karşı 72 milleti aynı nazarda gören aydınlık dünyanın evrensel, barışçıl ve sevgi yolunu gösterir. Alevi çocuklarının gerici zeka yerine gezi zekayı tercih etmesinin sebebi bu yolda öğrenilen Alevilik duruşundadır. Alevi çocukları ve gençleri Seyyid Nesimi gibi 7 Ulu Ozan'ın Enel Hak dersinde Yaradan'ın, Üretenin, Kerametin ve Hakk'ın insanda olduğunu gösterdiği bu ulu yolu seçmiştir. AKP, Aleviliğin bu hak ve adalet arama yoluna karşıdır. AKP'nin Ehl-i Beyt yolu isimli asimilasyon dersiyle Alevilerin gönlündeki Ali sevgisi arasında zerre kadar da benzerlik olamaz. Çünkü AKP'nin asimilasyon dersleri, hak, adalet, ilim, evrensel ve insani kamil yolundaki Aleviliğe karşı panzehir olarak düşünülmüş projedir. Bir büyük tuzak daha var. Aleviler kullanılarak Ehl-i Beyt yolu dersiyle Tevhid-i Tedrisat kanunuyla ortadan kaldırılan İslamcı cemaatlerin tekke ve tasavvuf öğretisinin tekrar öğrenme kapısını açacaklardır. Yani din derslerinin sayısı ne kadar tarikat, o kadar din dersine çıkacaktır. 4 yanlış din dersinden ancak gericilik ve asimilasyon çıkar. Aleviler mevcut zorunlu ve seçmeli din derslerine karşıdır. Çünkü bu dersler laiklik ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Aynı zamanda mezhepçi asimilasyon dersleridir. Devlet eliyle çocuklara zorla Sünni Hanefilik öğretmektedir. Avrupa İnsan Hakları verdiği kararla Türkiye'deki laiklik ve eşitlik karşıtı zorunlu din dersinin hukuk dışılığına hükmetti. Ama AKP hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bile tanımadı. Tıpkı kendi anayasasını tanımadığı gibi. Üstüne iki yeni seçmeli din dersi daha uygulamaya koydu. Alevi kurumları laik, eleştirel ve bilimsel eğitim için bu derse karşı çıkmalıdır. Sünni Hanefi bakış açısıyla hazırlanmış Alevisiz Alevilik üniteleri ve Ehl-i Beyt yolu dersi göz boyama olup Alevi inancını sünnileştirmeyi hedefliyor. Oysa evrensel hukuk anlayışı devletin ve hükümetin inanç topluluklarının vicdanlarına, iç işlerine ve inançlarına karışmasına müsaade etmez. Devlet her inanç grubunun inanç özgürlüklerini, inanmayanların da inanmama özgürlüğünü sağlamak ve kabul etmek zorundadırlar. İşte bu nedenle devlet uleması tarafından dolmalar ve gericilikle bilenmiş tırpanın, din derslerinde aklımızın eleştirel düşüncesinin ürünü olan aydınlık filizleri budamasına fırsat vermeyelim.